Bu sene hep çok daha önce de söyledik. Çok faaliyetlerimizden dolayı bu sene 5 ayak yapıyoruz. İkincisini burada haftaya 2 Aralık'ta Ankara'da Ankara'da. yapacağız. Orada biraz da final, biraz yarı finalimiz var. Sonra 22 Aralık'ta final ve en son büyük finali de Adana'da 4 Ocak'ta yapacağız. Bu yıl Süper Ligimizi bitireceğiz. Çok güzel bir gece olmasını diliyorum. İnşallah sakatlıksız bir şekilde atlatırız. Umuyoruz öyle olur ve Vaykuru sona erdi. Ustaya saygı dansı sona erdi. Mongollar çıktı ve şimdi kasklar takıldı. Bir kez daha hatırlatalım. Mavi köşede Umut Ahmet Özdemir'i, kırmızı köşede Cihan Doğu'yu izleyeceğiz. 51 kilo mücadelesi. Tabii ki amatör anlamda Muay Thai Federasyonu Evet, Türkiye'yi, yüzde 30 Avrupa'da sayımız ve geçildi. dünyada Hemen iki sporcumuza gelsin temsil edecek lütfen. olan Birinci sporcuları Süper Lig karşılaşması ayağıyla da, Süper Lig organizasyonuyla sırası da olan Mongolia. belirliyor. Bu anlamda sporcular için gerçekten çok büyük bir fırsat. Türkiye Muay Thai Federasyonu biliyorsunuz tüm spor branşları içerisinde Türkiye'deki en başarılı federasyonlarda belki de birinci sırada geliyor. Gerçekten dünyada zaten ilk üçün dışı çıkmıyoruz madalya anlamında. Bu sene zaten Cumhuriyetimizin 100. yılında Çağdaş abi Muay Thai gerçekten çok büyük ses getirdi. 2023 Muay Thai'ın yılı oldu. Hem büyüklerde Tayland'da dünya şampiyonu olduk. Hem Sport Accord'da Avrupa oyunlarında ve Gençler Dünya Şampiyonası'nda çok güzel başarılar aldık. Tayland'da dünya şampiyonu olduk büyüklerde. Gençlerde de dünya şampiyonu olduk. Gerçekten Sport müthiş Accord'da başarılar. evet, bu sene Muay Thai yılı oldu. İnşallah bu Süper Ligi de bu Süper Lig'de yarışanlar da finalden sonra şampiyon olanlar Avrupa Şampiyonası'nda bizi temsil edecekler. Bu başarılardan sonra artık konuşulması gereken şey istikrar ve önceki yıllardan yükselişe geçen bir federasyon çalışması var. Şimdi de artık hedef herhalde istikrarı korumak. Her zaman zirvede yer almak. Tabii geçen senenin bu arada şampiyonları 9-14 Aralık'ta yapılacak Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda yarışacaklar. Geçen sene şampiyon olanlar. Bu kez ev sahibi olarak aynı biz altın yapacağız. madalyayı almaya çalışacaklar. Gerçekten Türkiye Muay Thai Federasyonu'nda gurur duyuyoruz bu başarılı çalışmaları sebebiyle. Ringde de ilk raundun yarısını tamamladık. Şimdi tekmeyi yakaladı Umut. Cihan orta seviyede bir tekmeyle yüklenmişti. Alçak tekme Umut Ahmet Özdemir üzerine gidiyor rakibini. Cihan biraz geriye çekildi. Yine bir alçak tekme Umut'tan. Şimdi boyun girişi. Hakem araya giriyor. Kenan Kocic karşılaşmanın ring hakemi müthiş bir sol kroşe geldi bu arada. Cihan Doğu'dan etkili bir sol kroşe. Yine yavaş yavaş yaklaşıyor. Adımlama yöntemiyle yaklaşıyor Muay Thai'de bu adımlamalar çok önemli, mesafeyi kısaltma anlamında. İşte görüyorsunuz şu anda Cihan yavaş yavaş mesafeyi kapatıyor. Köşeye doğru sıkıştırdı Umut Ahmet Özdemir'i. İkisi de çok iyi bir sporcu. Hem Tekirdağlı hem Adanalı sporcu. Birbirine denk sporcular. Güzel bir yarı final yapıyorlar. Ön yüksek tekme Cihan'dan. Sağ kroşesi boşa gitti Umut Ahmet Özdemir'in. Orta seviyede bir tekme denemesi Cihan Doğu. Bu tekmeyi yakaladı Umut. Sol sağ kombinasyonu geldi Umut Ahmet Özdemir'den. Orta seviyede tekme, ardından bir yumruk, bir de sağ orta seviyede tekmeli kombinasyonu tamamladı Cihan Doğu. Klinçler. Hakem Kenan Dikocit yeniden araya girdi. Sol direk şimdi bir sıçrayarak bir diz geldi Cihan Doğu ve ilk round tamamlanıyor. İlk round tamamlanıyor. Oldukça dengeli geçen bir round oldu. Umut Ahmet Özdemir ve Evet, Cihan şu an Doğu güzel, arasında. ikisi de karşılıklı güzel birinci round çıkardılar. Tabii Muay Thai'de ikinci, özellikle üçüncü round çok önemli. Hak eden alır inşallah. Ekranında önemli anları şu anda ekranlara yansıyor. Zaman zaman Umut Ahmet'in baskısını gördük. Cihan Doğu'nun burada tekmelerle rakibini uzak tuttuğunu gördük. Bir ara Cihan'ın yine sıçrayarak bir diz darbesi vardı ki o gerçekten oldukça etkiliydi. Burada yine bir dizi geliyor Cihan'ın. Hemen clinch pozisyonuna, sarılma pozisyonuna geldi Ahmet Özdemir. Burada işte sağ kontra. Ayağını yakalattı Cihan ama oradayken bile direkleriyle, cepleriyle de
çalışmaya devam etmişti. Burada evet. Sol direk, sağ orta seyirci. Karşılıklı çok güzel birbirine kombinasyonlar yapmış. Yani iyi bir kırışma oldu. Gerçekten iyi evet. bir kırışma oldu. İkinci ve üçüncü rauntta daha biraz daha tempo artacağını düşünüyorum. Çünkü hem hafif siklette biraz daha hızlı ve kombinasyonlar daha fazla oluyor. Bu sporcular da genelde hızlı bir sporcular. Evet, 51 kilo mücadelesi olması da tabii ki biraz daha çevik olmalarında da etkisi var. Ve işte ikinci round başlıyor. Bir kez daha hatırlatalım. Mavi köşe Umut Ahmet Özdemir, Adanalı sporcu. Kırmızı köşe Cihan Doğu, 1.18-1.17 yaşında. Bu yarı finalde bakalım hangisi zafere ulaşacak. Finalde yer alma hakkı elde edecek. Ringin ortasında Cihan adımlayarak yine yaklaştı. Umut'un üzerine doğru mesafesini kapatmaya çalışıyor. Çevri karşılıklı alçak tekmeler. Bir sol dirsek denemesi geldi Cihan'dan. Gardını almayı başarıyor Umut Ahmet Özdemir. Cihan'ın baskısı sürüyor. Kenan Koçyiğit araya girdi. Cihan'dan bir sol direk, gardın arasından sol direği bulmayı başarıyor Cihan Doğu. Bir yaş daha genç. 17 yaşında Cihan. Burada bu roundda biraz daha ileri oynamaya başladı. Hem clinchlerde kombinasyonun arkasında clinchleri güzel uyguluyor. Bir de aktif olan taraf hocam. Evet. Daha çok hücum oluşturan taraf. Tabii Muay Thai'de çok geri oynamamak lazım. Clinch pozisyonundalar. İçeriden diz darbeleri biraz fazla uzayınca Kenan Koçyiğit yine araya giriyor. İkinci roundun yarısını tamamlamak üzereyiz. Bir sağ direk geldi. Umut Ahmet Özdemir çok net bir sağ direği var. İsabeti bulmayı başardı Umut Ahmet Özdemir. Sol sağ kombinasyonu Umut'tan. Şimdi Cihan yükleniyor. İkinci roundda son dakikayı görmek üzereyiz. Çok iyi bir sağ kroşe geldi. Umut'tan çok iyi bir sağ kroşe. Çok net bir darbe. Puan alıcı darbeler bunlar. Umut boksunu iyi kullanıyor. Tabii bunun devamını getirmesi lazım. Yoksa etkili vuruyor. Dirsek denemesi orada Cihan'dan. Bir sol direk geldi Cihan Doğu. Yine adımlayarak yaklaştı. Dışarıdan bir sol hook. Sağ direk Umut. İç tarafa alçak tekme Cihan. Sağ kroşe. Çok zamanında yakına girdi Umut Ahmet Özdemir ve gardın arasından isabeti bulmayı başardı. Yine adımlayarak mesafeyi kapattı Cihan ve ikinci rounddaki son aksiyonda bu oldu Hakan Şahide. Gerçekten ilk rounddaki evet. iyi performans ikinci rounda devam ediyor. Biraz vitesi arttırdılar. Üçüncü roundda daha biraz daha çekişmeli olacağını düşünüyorum. Çünkü üçüncü round az önce dediğim gibi önemli. Burada Cihan güzel başladı ilk 1-1.5 dakika. Ardına tabii Umut da karşılığını bokslarıyla verdi. Bakalım hakemlerimiz bu roundu ne verdi? Göreceğiz. Evet, roundun ilk yarısı diyebileceğimiz ilk 1.5 dakikada Cihan gerçekten çok etkiliydi ama sonra Umut da kolay kolay bu maçı bırakmayacağını evet, da kanıtlamış evet. olduğu performansıyla. Ezici bir üstünlük yok. Böyle çok kısa farklarla roundlar geldi. Bakalım 3. round biraz daha bu maçı belirleyeceğini düşünüyorum. Zaten maçın başında da söylemiştiniz hocam. Siz 2. ve 3. roundların çok belirleyici olacağını söylemiştiniz. Gerçekten hani bu maç itibariyle de öyle oluyor. Evet. Bu özellikle Cihan'ın ben adımlayarak yaklaşması, mesafeyi çok doğru ve rakibine fake atarak yaklaşması bu tekniği çok evet. hoşuma gitti. Burada Umut geri gitmeyip biraz çaprazlardan açı yaratıp kontra atak yaparsa daha etkili olur. Şimdi köşeden çıktı bir sağ kroşe geldi. Umut'tan
Orta sevde tekme etkili değil. İsabeti bulamadı. Cihan şimdi kriş pozisyonda. İçeriden diz darbeleri var. Cihan'ın orada net bir dizi var. Son aksiyon anında. İç tarafı alçak tekme. Tekmeye yakıldı Cihan. Sağ kroşe. Şimdi bir açı yaratma çabası. Umut'tan çapraza çekildi. Orta sevde tekme. Sol direk Umut. Sağ direği boşa gitti ama şimdi alçak tekme ve bir sağ direk daha. İlk kez bu kadar üzerine giderken gördük Umut'u Cihan'ın üzerine. Dirsek darbeleri arkadan Umut'tan arka arkaya. İlk dakika tamamlandı. Üçüncü rantta son iki dakika artık maçta. Yine kriz pozisyonuna geldiler. Sağ kroşe Umut Ahmet Özdemir. Ön tekme Cihan Doğu'dan. Umut geriye çekildi. Yine kriz pozisyonda içeriden bir diz darbeleri var. Sol kroşe dışarıdan Umut. Tam rakip yaklaştığı anda bir kontra kroşeye çıkardı. Yüksek tekmesi isabetli değil. Cihan yükleniyor şimdi. Köşede boyun güreşi devam ediyor. Kriçler devam ediyor. Alçak tekme etkiliydi. Cihan Doğulu'nun alçak tekmesi etkili. Ön tekmeyle front kickle uzaklaştırmaya çalıştı Umut şimdi rakibini. Aynı anda kroşeler, içeriden bir diz Umut'tan. Son 20 saniyeye girmek üzereyiz mücadelede. Ekipmanın düzeltilmesini istedi orada Umut Ahmet Özdemir antrenöründen. Köşede sağ kroşe Umut'tan. Etkili bir kroşe geldi yakın mesafede. Son saniyeler artık. Hangisi finale yükselecek? Umut Ahmet Özdemir mi Cihan Doğu mu? Sol direk denemesi Cihan'dan. Ardından sarılıyorlar ve güzel bir maçtı. Mücadele tamamlanmak üzere. Az önce süreyi durdurmuşlardı Umut'un ekipmanı düzeltilirken. Bu sürede tamamlandı. Maç evet, tamamlandı. Hakemler belirleyecek kazananı. Hangi sporcumuzun kazanacağını hep birlikte öğreneceğiz. Az sonra sporcularımıza ödül ve plaketini takdim etmek üzere Muay Thai Federasyonu Başkanımız Sayın Hasan Yıldız'ı alkışlarla davet ediyoruz ringe. Süper Lig ve özel müsabakalar MHK Başkanımız Sayın Hamit Durmaz ve hakem komitemiz puanları aldı yan hakemlerden ve artık kimin galip geldiğini az sonra benimle paylaşacak. Beni bilirsiniz, aldığım sonucu ilk önce siz görürsünüz. Sonucu açıklamadan önce biri 17, diğeri 18 yaşında olan ülkemizi yurt dışındaki arenalarda başarıyla temsil eden bu iki kardeşimiz için büyük bir alkış rica edebilir miyim? Başında hakemlerimizin 2-1'lik skor puanlamasıyla mücadeleyi kazanmayı bildi. Kırmızı köşe Cihan Doğu. Ve federasyon başkanımız Hasan Yıldız takdim edecek sporcularımıza
Onlar da hemen centilmenlik yapıp köşelere gittiler. Evet, Sayın Yahya Tuman Beyefendi'yi de rica edelim ringe. Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı. Evet, değerli federasyon başkanımızın yanına geldim şimdi. Müziği almasını rica edeceğim değerli rejiden. Sayın Başkanım, girmiş olduğunuz bütün kulvarlarda yurt içi, yurt dışı Muay Thai sporu bir kasırga gibi büyüyor, çığ gibi büyümeye devam ediyor. Az önce gördük örneklerini, 17-18 yaşında müthiş isimler. Neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ediyorum. Öncelikle kıymetli Gençlik ve Spor İl Müdürüm, değerli daire başkanım, kıymetli il müdürlerimiz, protokol, Muay Thai Federasyonu yönetim kurulları, kurulu üyeleri, genel sekreterimiz, yürütme kurulu üyeleri, hepiniz Muay Thai Süper Ligi'nin ikinci ayağına hepiniz hoş geldiniz. Bu organizasyonun burada bugün büyük balık kesimde yapılmasına başta destek veren bize sponsor olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, onun daire başkanımıza, onun burada çalışan tüm ekibine, kıymetli antrenörümüz Hasan Uğur'a, Gözüş'e, kıymetli Muay Thai Federasyonu'nun Süper Lig ve Özel Faaliyetler Yürütme Kurulu Başkanlığı'na, burada görev yapan hakemlerimize teşekkür ediyorum ve burada müsabaka yapan tüm sporculara başarı diliyorum. Buradaki müsabakalar sonucu en son Süper Lig'de final oynayacak sporcularımızın da yarışacakları Avrupa Şampiyonası'nda bayrağımızı en üste göndere çekmelerini temenni ediyorum. Çok teşekkürler değerli Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız. Ve şimdi karşılıklı plaket takdimimiz gerçekleşecek. Spor Daire İl Başkanımız Sayın Yahya Aktuman gecenin anısına bir plaket takdiminde bulunacak değerli Federasyon Başkanımıza. Ve yine değerli Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız katkılarından dolayı Spor Daire Başkanımız Sayın Yahya Aktuman Beyefendi'ye plaket takdimini gerçekleştiriyor. Çok teşekkür ederiz. Başkanım, yanıma rica edeceğim sizi. Çok büyük katkılarınız var. Sizler neler söylemek istersiniz? Evet Sayın Başkanım, çok değerli il müdürümüz. Her şeyden önce Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'imize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın selamlarıyla, saygılarıyla geldik. Çünkü o spora ve sporcuya çok büyük destekler veriyor. Biz de onun mihmandarlığında, önderliğinde elimizden geldiğince şehrimizi gençlik faaliyetleriyle, sportif faaliyetlerle anılan bir il yapmaya çalışıyoruz. Desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi burada görmekten mutluyuz. Bütün sporcu arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Hakem arkadaşlarıma başarılar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı.